Şimdi şöyle, bu soruşturmanın niteliği itibariyle siyasi saiklerle yapıldığını düşündüğümüz için ilk etapta bir tutuklama olacağını tahmin ediyorduk. Ancak yargılama süreci savcılık tarafından düzgün işletilmediğini düşünmekteyiz. Gerek emniyette alınan ifadenin sızdırılması, akabinde henüz daha tutuklama kararının biz vekilleri tarafından ailesine dahi bildirilmeden, adliye içerisinde sulh ceza hakimliğinin duruşma salonuna gitmeden basın yayın organları tarafından altyazı geçilmesi, tutuklamaya sevk edildiğine yönelik bir altyazının geçilmesi, akabinde de bizim elimizde dahi olmayan teknik takip görüntülerinin basın yayın organı tarafından paylaşılmış olması, yargılamanın zaten çok sağlıklı işletilmediğini, bu yapılan yargılamanın hangi sahiplerle yapıldığını ortaya koymakta. Şimdi şöyle, yani gittiği yerlerden bir tanesi otel, diğeri de bir kapalı AVM'nin kapalı otoparkı. Şimdi pandemi şartlarında kafe ve restoranların kapalı olmasından mütevellit otellerde kendi müşterilerinin, misafirlerin de otellerin lobilerinde, restoranlarında ağırlamaya yönelik bir karar almıştım. İspanyol diplomat o otelde konakladığı için diye tahmin ediyoruz veya o otelin müşterisi olduğu için Metin Bey'i o otelde görüşmeye davet etmiş. Metin Bey de otele ziyarete gitmiş ve orada konularla ilgili kendi aralarında istişareler yapmış, görüşmeler yapmış. İtalyan diplomatla ilgili ise görüşme yeri olaraktan AVM seçilmiş. AVM'de buluşmayı, çünkü ikisinin de yakın olduğu bir nokta olarak AVM düşünülmüş. İkisi birlikte aynı anda otoparka girmeleri tesadüf olması sebebiyle aracında görüşülmüş. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Şayet bunun bir istihbarati bilgi veya casusluk faaliyeti çerçevesinde yapıldığını düşünecek olur isek, bu varsayımı kabul edersek, hiçbir casusun veya hiçbir istihbaratçının halka açık yerlerde gidip de görüşmesini beklemek mümkün değil. Ki İtalyan diplomat görüşmeye, emniyetin kayıtlarında da var, kendi resmi diplomatik CD plakalı aracıyla gelmiş. Bir diplomat casusluk faaliyeti çerçevesinde birisiyle görüşecek olur ise, bunu bu yanda kabul etsek dahi, diplomatik plakalı aracıyla bu işi gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğinde aklı yerinde olan herkesin tezahür edebileceğini düşünüyoruz. Şöyle, Savcı Bey bunu bize özellikle İngilizce, çünkü diplomatla konuşmaları İngilizce gerçekleşiyor, İngilizce metin halinde bu soruyu bize yöneltti. Orada dikkat edilmesi gereken bir şey var. O verilen tabirin önünde parti ibaresi var. Metin Bey diyor ki, ben parti genel merkezine, seninle görüştükten sonra parti genel merkezine ziyarete gideceğim diye bir ifadesi var. Ancak bunu savcılık makamı hangi sahiplerle veya hangi amaçla düşündüğünü bilemiyoruz. Ama o ifadenin önünde çok açık şekilde parti genel merkezine ziyarete gideceğim, yani headquarter denen şey bir merkez anlamında, parti merkezine gideceğim demeye çalışıyor. Ancak bunu savcılık kendileri açısından bir şüpheli durum olarak değerlendiriyorlar. Şimdi şöyle, bu konuyla ilgili bir savcılığa da bunu sorduk. Dedik ya, şayet burada siz bu soruşturma yaparken bir casusluk faaliyeti olduğunu söylüyorsunuz. Casusluk faaliyetinde ilk şartının devletin gizli bilgi ve belgelerinin temin edilmesi olarak değerlendiriliyor. Sizin tarafınızdan dinleme yapılmış, teknik takip yapılmış, Metin Bey'in ifadelerinde devletin gizli olduğuna dair bir tespitiniz var mı? Yargıtay kararları bu konuda çok açık. Diyor ki, bir ifadenin devletin gizli bilgi ve belgesi olduğuna yönelik bir önce tespit yapılması lazım. Bunun yolu yöntemi bellidir. Milli İstihbarat Teşkilatı'na, genel kurmaya, ilgili kurum neresi ise oralara yazı yazılır. Bu kullanılan kelimelerin ve belgelerin, bilgilerin devletin gizli bilgisi olup olmadığına yönelik bir tespit yapılması lazım. Savcılık buna yönelik herhangi bir tespit yapmış değildir. Ki burada çok daha önemli bir husus var. Metin Bey'in son teknik takibi Şubat'ın başında yapılmış. 2021 Şubat'ın başında yapılmış. Operasyon tam 9 ay sonra yapılmış. Şayet burada biz Metin Bey'in bir casusluk faaliyeti içerisinde olduğunu düşünüyorsanız, 9 ay boyunca Metin Bey ile ilgili olarak da neden bir işlem yapmadınız? Casusluk yaptığını düşündüğünüz bir kişinin casusluk yapmasına siz fırsat mı verdiniz? Ya da dedik ki ya, eğer ki siz bunu daha önceden iki sefer takip etmişsiniz, teknik takip yapmışsınız, ses dinlemesi, ortam dinlemesi yapmışsınız, buna yönelik bir tespitiniz kendinizce var, bize göre yok ama kendinizce var, neden bir suçüstü yapmadınız? Suçüstü yapsaydınız, Metin Bey ile bir faaliyetin olup olmadığını bu şekilde ortaya koymuş olurdunuz. Aslında onlar da şunu çok iyi bilmekte, onun için bu suçüstü halini yapmadılar. Burada Metin Bey'in verdiği tüm bilgi ve belgelerin açık kaynaklarından derlenmiş,
Metin Bey'in subjektif değerlendirmeleriyle beraber ortaya konulmuş bilgiler, uzman gözüyle bir raporlama faaliyeti içerisinde olan Metin Bey'den bu konuda bir yardım istediler. Metin Bey bu yapmış olduğu işlerin hepsini aslında kendi kaynağı için, yani kendi çalışmalarını kullanmak için yapıyor. Ve İspanyollara ve İtalyana bir telif ücreti karşılığında bunu takdim ediyor. Ve onlar da bunun karşılığında Metin Bey'e bu işin ücretini veriyorlar. Buradan bir casusluk faaliyeti çıkartılmasını düşünmek çok tehlikeli. Çünkü Metin Bey'in vermiş olduğu bilgi ve belgelerin hiçbirisinin soruşturma dosyasına gizli olduğuna dair herhangi bir tespit bulunmamış. Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'ın çarşamba günü haftalık yapmış olduğu basın toplantısında da bu konuya değindi. Buna yönelik olaraktan partinin etik kurullarının nasıl bir değerlendirme yapacağını parti içerisinde kendimiz değerlendireceğiz diye ifade etti. Bu daha sonraki süreç içerisinde partinin etik kurulları tarafından değerlendirilecek. Bu konuyla ilgili Sayın Savcılığın bu gizlilik ihlali yapılan konularla ilgili harekete geçmesini bekliyoruz. Çünkü soruşturmanın sıhhatini yönetecek bu aşamada savcılık makamı. Gizlilik kararını veren savcılık makamı kendisinin vermiş olduğu gizlilik kararının ihlal edilip edilmediğini, şayet edilmişse buna yönelik olaraktan yapılması gereken yaptırımlar uygulama sorumlunun da biz öncelikli olaraktan Sayın Savcı'da olduğunu düşünüyoruz. Şayet Sayın Savcı bu konuyla ilgili herhangi bir adım atmayacak olursa bizim de bu dosyanın şüphelisi ve gizliliğin ihlal edilmiş olması sebebiyle mağduru olarak da gerekli hukuki girişimlerde bulunacağız. Böyle normal şartlarda casusluk faaliyetinin iki sujesi olur. Metin Bey bu dosyada ve karşı taraf olarak da İtalyan ve İspanyol diplomat. Bugüne kadar herhangi bir şekilde bu iki diplomatla ilgili olarak da Sayın Savcı'nın yapmış olduğu bir girişim yok. Bu kişilerin dokunulmazlıkları olduğu noktasında herhangi bir kuşku yok. Ancak Dışişleri Bakanlığı eliyle de bu kişilerle ilgili olarak da herhangi bir girişim ve yaptırımda şu ana kadar bulunulmadığını biliyoruz. Şöyle Metin Bey'in kendi Twitter hesabından da aslında İspanyol diplomatla ilgili olarak da görüştüğünü deklare etmiş. Bakın size bir görüntü gösteriyorum. Metin Bey'in kendi Twitter hesabı, tarih 26 Haziran 2018. İspanyol diplomatla beraber Suriye'deki son durum ve 24 Haziran seçimleri üzerine etraflı bir tartışma gerçekleştirdik diye bir tweet atmış. Yani Metin Bey bu yapmış olduğu faaliyetle, yani görüşmelerini gizli kapalı ortamlarda bir casusluk faaliyeti içerisinde değil, çok açık şekilde halka açık mekanlarda ve Twitter hesabından paylaşacak kadar da cesur. Buradan bir casusluk çıkartılması mümkün değil. Bakın, casusluk faaliyeti içerisinde olan bir kişinin bunu Twitter hesabından yayınlanmasını beklemek büyük bir iyimserlik olur. Şayet burada bu kişilerin kötü niyetli olaraktan Metin Bey'le görüştüğünü düşünürsek, bu adamlar gidip de halka açık yerlerde, halka herkesin görebileceği kameraların olduğunu bildikleri ortamlarda görüşmeyecekleri çok açık. Burada Metin Bey'in tamamen vermiş olduğu o bilgi notları, kendisinin derlemiş olduğu açık kaynaklardan elde ettiği ve bunun üzerine kendi subjektif değerlendirmelerini kattığı bilgi notlarından başka bir şey değildir.